Değerli Teba takipçileri, kısa öz programının başka bir bölümüyle karşınızdayız. Programımızın bölümünde Irak-Kürdistan bölgesinde ana gündem olarak görülen anayasa yazımı meselesi olur. Bildiğiniz gibi bütün siyasi taraflar ve milletler anayasada kendi haklarını ve menfaatlerini korumak için adımlar atırlar ve Türkmen siyasi tarafları da ve milleti olarak da bu anayasada ne şekilde yer alacakları hakkında sürekli toplantılar yapılır ve siyasi taraflar arasında bir taslak hazırlanmaya çalışılır. Bugün de bu konunu konuşmak için anayasa uzmanı Sayın Doktor Soran Şükür'ü programımıza misafir ettik. Hoş geldiniz Soran Bey. Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür ederim. Değerli TEBA takipçilerine sevgi saygılarımı sunarım. Ayrıca Türkmen Basın Ajansı'nın 4. kuruluş yıl döneminde tebrik ederim, başarılarınızın devamını dilerim. Evet, Soran Bey, geçenlerde anayasa hakkında bir toplantı yapıldı. Türkmen siyasi tarafları ve sivil toplum örgütleri katıldı o toplantıya. Siz de toplantıya katılan taraflar arasındaydınız. O toplantıda bahse geçen Türkmen hakları, anayasada yerleştirilmeyi istenen haklar neler idi? Şimdi öncelikle bu toplantılar önemli. Anayasa konusu önemli bir meseledir. Dolayısıyla bunu ciddi bir şekilde Türkmen siyasi grupları, artı sadece Türkmen siyasi grupları derece, sivil toplum örgütleri derece, daha da aşağı milletin de içine inip, milleti de bu sürecin içine katmak da büyük bir fayda var. Bunun için mesela milletin farklı kesimlerini de içine alan bir konferans yapılabilir. Bu iş ciddi bir şekilde tartışılsın diye. Toplantı iyi, önemli bir toplantıydı. Sevinci tarafı buydu. Herkeste bir heyecan vardı. Yani Türkmen milletinin haklarının bir şekilde o dastürde yer alması için herkesin bir fikir, düşünce, bir matalip listesi ortaya koydular. Buradaki talaplar hakkında aslında için noktaya dikkat çekmek gerekir. Birincisi, burada talep edilenler siyasi talaplardı. Bunları anayasada anayasal normlara dönüştürmek için ayrıyeten bir teknik çalışma yapılması gerekir. Ve buradaki dile getirilen haklar, hakların büyük bir kısmı aslında anayasada da kanunlarda tanzim edilmesi gerekir. Eğer Irak anayasasına bakarsak, Türkmenlerle ilgili hakları 4. ve 125. maddesinde iki maddeyle iktizal edip bunu düzenlemeye çalışıyor. 4. maddede ana dilde eğitimdi, Türkmenlerin belli bir çoğunlukta yaşadığı bölgelerde Türkmencanın resmi dil olmasıydı. 125. maddede de işte geniş bir ibareyle Türkmenlerin siyasi, idari, kültürel, sosyal hakları bu anayasayla güvence altına alınır ve bu kanunla tanzim edilir diye. Şimdi bu toplantıda sözü edilen talepler aslında bu anayasanın 125. maddesi ve 4. maddesinde çerçevesinde değerlendirilebilir. O zaman Doktor Bey, sizden bunu sorarım. Irak'ın anayasasında bulunan 4. ve 125. maddesinde verilen haklar aynı bölge anayasasında da verilse yeterlidir, yoksa Türkmenlerin başka şeyler isteme hakkı da var, başka hukukları da var ki Irak anayasasında yerleştirilmiyor? Şimdi Ali Bey, bu çok önemli bir soru, pratik bir soru da. Aslında bu Irak anayasasında yer alan Türkmenlerle ilgili haklar tabi ciddi haklardı da. Çok daha önceden 1925 kanuni asasi dediğimiz Irak anayasasında tanzim edilmişti. O cüzbesiz Irak intidab altındaydı. Bağımsız bir devlet olmak için İzbat-ül Umam'a başvurdu. Ancak o zaman 1925 anayasasını inceladıklarında Türkmen haklarıyla ilgili, Mesihi mükevnetlerin haklarıyla ilgili bir şey görmedikleri için anayasada değişiklik yapmamız gerekir dediler. Ve 1932 İlan-ı-Devlet-i Irakiye ile bu hakları 25 anayasasına cirittiler. Orada da bunlar var idi. Ana dilde eğitim var idi, kültürel hakları var idi. Çarçı Çifri bölgesinde Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı bölgelerde Türkmencanın resmi dil
olması hususları siyasi hayatta, idari hayatta ciddi bir müşarakalarının sağlanması hususlar var idi. Ama bunların olmasına rağmen hiçbir zaman bu haklar karşılık bulmadı bizim siyasal, sosyal, içtimai hayatımızda. Çünkü tatbik alanı görmedi. Şimdi biz sadece bu matlablar üzerinde durmamamız lazım. Bu matlabları faaliyete döken, dönüştüren yöntemler üzerinde de artık fikir cimnastiği yapmamız lazım. Fikirler ortaya koymamız lazım. Modeller üzerinde ciddi bir tartışma alanı yaratmamız lazım. Biz bilsiz hem Irak intikabatına Irak düşman cebasıyla itilaf olarak katıldık. Erbil düşman kalası ayrıyeten, kalası grubu ayrıyeten bölgesel parlamento seçimlerinde de bağımsız bir kaymayı da indik. Bizim seçim bildirimizde anayasada muhakkak öz yönetimin yer alması gerekir. Bu sözü edilen hakların, madde 425'indeki 125 Irak anayasasındaki hakların, Kürdistan anayasasında da yerleştirilip bunların faaliyete dönüşülmesi için bir öz yönetim mekanizmasının yaratılması gerekir. Peki bu nece görülür bu talabuz? Öz yönetim öncelikle anlatayım nedir öz yönetim? Öz yönetimin iki temel modeli var anayasa hukuk modellerinde devletlerin. Birincisi hükmü zatiydi. İkincisi de federal sistemdi. Bunların ara modeller de var. Mesela federalizm ile temasülümüz var. Asimetrik federalizm var. Mesela bunu Kanada'da görürük. Kanada'da idari olarak devlet birliğine federal bölgeye bölüşürler. Ama bunlar arasında bir tane federal bölgenin dilsel özelliği olduğu için ayrıca bir takım imtiyazlar verilebilirse. Mesela Kübük, Fransızca konuşan Kübük bölgesi. İspanya anayasasında Katalonlarla ilgili benzer bir düzenleme var. Şimdi öz yönetim karşılık bulur mu, bulmaz mı buradaki siyasi iktidar tarafında? Tabii bunlar ağır talaplar. Bu ağır talapları anayasaya yerleştirmek için düşman siyasi partileri başta olmak üzere ve bizim kamuoyumuz ciddi bir baskı mekanizması oluşturması lazım. Bunun da yolu uzlaşı yollarını bulmaktır. Siyasal iktidarı matlablarımızı anladı. Bu talaplarımızın bölgeyi güçlendirip daha da iyi ileriye taşımasını anlatmamız gerekir. Bunların bir tehlike, bir risk oluşturmayacağını anlatmamız gerekir bölgede. Aslında eğer biz referandum öncesi Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Sayın Masud Barzani'nin oluşumlarla ilgili yaptığı bir geniş toplantıda çok önemli hususlara dikkat çekmişti. Biz orada aklımızda kalan iki hususa yoğunlaştık. Birincisi Milli Marş Ayrakıt'ta ve Bayrak'ta değişiklik yapılsın ve buradaki mükemmeliyetlerin de bir şekilde oraya işaretlensinler noktasında durduk. Ama bundan daha önemli bir hususa işaret etmişti Sayın Barzani. Orada demişti Kürdistan bölgesi ileride bir federasyona da dönüşebilir. Federal bölgelerden oluşan bir federatif bir bölgeye de dönüşebilir. Bu ne demekti? Orada kiminle toplantı yapıyor? Türkmenlerden, Mesihilerden. Bu bir mesajdı. İleride biz Türkmenlere de, Mesihilere de, Kürdistan içinde, biz ne zaman Irak içinde bir federal bölgemiz var, onlara da bir federal bölge sağlayabilirler. Biz biraz duygusal bir millettik. Irak çapı için konuşalım. Sadece bu Kürdistan bölgesinin siyasal sınırları içindeki Türkmenler için konuşmuyorum. Biraz duygusal bir millettik. Kırmızı çizgiler ortaya koyarak ve öyle zannederek ki bu kırmızı çizgileri ilel ebed muhafaza ederek ki kırmızı çizgiler siyasi alanda ilel ebed muhafaza edilmesi mümkün dahi. Siyasi şartlar değişir, onları muhafaza edemezsen. Türkmenliğini sadece beyin cimnastiği yapıyorum. Yani biz buradaki anayasa çalışmasına sadece bölgedeki Türkmenler dahi, mütenazı bölgelerdeki Türkmenler de bu işlisine katsak. Acaba biz buradaki kıyada siyasiden, Kürtlerin kıyada siyasiden bir anlaşmaya varamaz mıyız? Yani Kıbrıs'taki önerilen model kimin iki federal bölgeli bir Kürdistan bölgesini
düşünmek mümkün olamaz mı? Olabilir. Yani bu önemli bir büyük devletlerin, Umum Müttehida'nın garantörlüğünde böyle bir görüş ortaya koyulabilir. Bunlar hepsi tartışılabilir. Tartışılabilir meselelerdi. Ama eğer biz fakat bugünkü Kürdistan bölgesinin siyasal sınırları içindeki Türkmenler için konuşursak, klasik anlamdaki bir hükm-i zati ya da bir federasyon, bir federal bölge imkansız gibi gözüküyor. Biz burada ARAM modellerden Kürdistan'ın anayasasında Belçika anayasası modelinin yerleşmesini arzu ederiz. Ve bunu bütün seçimlerde de biz bunu bu fikirlerimizi beyan ettik. Bildiğiniz gibi İsviçre Belçika anayasası üç boyutlu bir yönetim şeklini içerir. Normalde federatif devletlerde bir merkezi federal devlet olur, bir de bölgelerin devletleri olur. Yerel. Vale. Belçika'da bu böyle dahi. Belçika'da üç boyutlu bir yönetim sistemi var. En başta federal ittihadi müesseseler, parlamento, hükümet. İkinci aşamada bölgesel parlamento, hükümetler. Bir de bunların yanında topluluk parlamentoları ve topluluk hükümetleri var. Buna korporatif federalizm, sosyal federalizm, bazı anayasa hukukçuları dilsel federal bölgeler diyorlar. Yani sen bir millet için bir belli siyasi bir coğrafya yaratmışsın. Ama belli bir siyasi coğrafya içerisinde bu milletin kültürel, sosyal, dilsel haklarını öz müesseseler tarafından idare edilmesine bir olanak tanısan. Buna diyorlar el-mecalis el-müştema'iyye. Aynen buna benzer bir modelin Kürdistan dasturunda yer alması bence uygun olur. Türkmenlerle ilgili bir meclis olsun. Bu meclisin üst tip salahiyeti olsun. Bir, Türkmen eğitimini idare etsin. Türkmen kültürünü idare etsin. Ayrıca eğitim ve kültür alanında Türkmenlerle ilgili uluslararası anlaşmaları da, ittifakları da tevkı edebilsin. 2009'da hazırlanan anayasa taslağında, bölge çapında 2015'te oluşumlar hakkı eklendi. Sizce o haklar yeterli mi? Eğer o anayasa taslağı uygulamayacaksa o haklar yeterli mi? Yoksa başka ekleyebileceğimiz noktalar var mı? Şimdi o anayasa taslağını incelediğimizde 2009'un hemen Irak anayasasında mevcut mükevinatlarla ilgili anayasal güvenceler buraya da yerleştirilmez. Aslında iyi haklardı. İyi haklardı. Fakat çünkü her şey diri bunu. Diri ana dilde eğitim yapabilirsen. Bulunduğu yerlerde dili resmi dil olabilir. Siyasi hayata katılımı garanti altına alınması lazım. İdarede yer almamı lazım. Kültürel, içtimai meselelerde söz sahibi olmamı lazım. Biz bundan daha fazla bir hak isteriz. Bunları açarsan alt başlıklarını bir sürü, vatunazam bir kanun, bir sürü haklar da bunlara ekleyebilir. Fakat gene diyorum yani, eğer bir mekanizm olmasa biz bu hakları doğrudan özümüz kullanalım, o zaman bu normlar 1921 kanuni esasiyede olduğu için, Irak anayasasında olduğu için tatbik edilmeden sadece zaman, anayasada bir söz olarak yer alır. O zaman son sorumuzu böyle sorakın. Eğer Türkmenlere veya bütün oluşumlara verilen haklar anayasada uygulamada görülmese, Türkmenler burada bunu nece talep edebilir mesela? Bu hakların uygulanmasını nece talep edebilir? Herhangi bir mahkemeye başvurma hakkı var? Şimdi bir mahkeme yoktu Ali Bey. Bu uzlaşı. Uzlaşıda siyasette fenne tefavuz var. Burada siyasi partilerimiz cüzlerini ortaya koymaları gerekir. Parlamentoda, hükümetteki temsilcilerimiz oradaki olanaklarını, cüzlerini ortaya koymaları lazım. Dediğim gibi milleti burada tahrik edip bir baskı unsuru olarak devreye sokmamız gerekir. En önemlisi bölge siyasi iktidarına
bunun bölge için bir rasıgdacı tam tersine bir avantaj olduğunu anlatmamız gerekir. Bence bölgede bunlara kayıtlı kalmaz. Yani bunlara sıcak yaklaşır. Eğer iyi bir anlatım olursa. Kürdistan bölgesi dışındaki Türkmenler, Mesihiler, farklı mükünnetlerin yaşanması için burasının cazibe bir merkez olarak göstermeyi onlar da arzu ederler. Eğer anayasada böyle ileri derecede bir hak mekanizması yaratılırsa bu bölgenin prestiji açısından da çok önemli olur. Burada sözüme son vermeden evvel, tabii bu doğrudan anayasada Türkmenlerle ilgili maddelerin yer alması için mücadele etmemiz lazım. Ama anayasa tekniğinde bu hakları koruyan arasılar da var. Birebir Türkmenlerle ilgili dahi ama bu hakları koruyan, sağlam bir zemine oturtan araziler var. Biz o arazilerin de üzerinde çalışmamız lazım. Mesela çift meclis kavramı. 1925 Irak Anayasası'nda sultan teşri'i içi meclisten oluşturdu. Meclis-i Nuvab, Meclis-i A'yan. Birisi birisini frenler. Birisi eğer Türkmenlere aykırı, mükevinatın haklarına aykırı bir karar alsa o birisi onu frenler. Olur biz bunu buraya sokakın. Anayasada Türkmenlerle ilgili, mükevinatlarla ilgili maddelerin değiştirilmesi teklif edilemez tekniğini oraya yerleştirmemiz lazım. Bilirsiniz anayasalar merinden zamide içi çeşittiler. Eğer değiştirilmesi normal kanunlarla eşdeğer ise buna merin, imşak bir anayasa diyilir. Değiştirilmesi ne kadar zorlaşırsa o kadar zammet diyilir. Ondan ötürü biz bu anayasada olur Türkmenlerle ilgili hakların yan değiştirilmesini teklif dahi edilemez maddesini koymamız lazım ya da değiştirilmesi için daha nitelikli, daha ağır bir mekanizma oraya koymamız lazım. Ayrıca mesela el-infradet teşri'i mustalahımız var. Demin de dedim yani bu hakların büyük bir kısmı desturda da acı kanunla tanzim edilir. Ama kanunda tanzim edilirken olur biz nazariyet el-infradet teşri'ini göz ucunda bulundurmamız lazım. El-infradet teşri'i nedir maksatımız? Çünkü kanun çıkadır, sultan çıkmada da kanun çıkartmakın parlamento da. Buna derler el-infradet teşri'i. Sultan tenfizi tenfiz eder. Ama bu infradet teşri'inin de iki modeli var. İnfradet teşri'i nezbimiz var, infradet teşri'i mutlakımız var. Mutlakaka fakat parlamentoda olur bir salahiyet. Nezbiyeke de parlamento bir kısım salahiyet teşri'ine talimat, anzime ve talimattan verir sultan tenfiziye. Türkmenlerle ilgili hakları tanzim eden kanunların infrat, el-infrat teşri'i mutlaklı olması lazım, yok nezbi. Olur bu tamamen parlamento halinde olması lazım. Sulta tenfiziye, hükümete, anzime ve talimatla bu alana karışmaması yönünde ciddi orada maddeler yerleştirmemiz gerekir. Elinize sağlık Soran Bey. Açıklamanız için teşekkür ederim. Bugün misafirimiz oldunuz. Ben teşekkür ederim fırsatı verdiğiniz için. Çok sağ olun, var olun. Değerli taba takipçileri, programımız ayrılan sürenin sonuna geldik. Başka bir programda görüşmek üzere.